bir tesisteydim. Ee, 1 milyon 200 bin lira öderken 2800'lük bir rakam gelmiş. Evet. Yani bunu finanse etmek bile, bunu planlamak bile çok zor. Sahil kesiminde işler şu anda durmuş durumda. Şehir otelciliğine baktığınız zaman yüzde 35-40'lık bir doluluk oranları var kısmen de ama kadar da sürecek olsa. Ama tabii ki ümitlerimiz mesela şehir otelci Mayıs ayı itibariyle bir yüksek çıkış bekliyoruz bekliyorsunuz ama şu anda durum değişebilir Çünkü Rusya ve Ukrayna Savaşı ne evet. yazık ki başladı evet. rakamlara baktığınız zaman hemen hemen birinci sırada Rus turist ağırlıyoruz İkinci sıraya baktığınız zaman Ukraynalı turist ağırlıyoruz sezonumuz çok ciddi ara alır hedeflediğimiz bir hedef planlarımız vardı Türk turizm gelirleri açısından bunlara ulaşma şansımız çok ciddi anlamda azalacaktır. Bir türlü işte tartlar yakamızı rahat bırakmıyor. Yani bu tarz olumsuzluklar, savaşlar, terör eylemleri, pandemi derken ya yani sektör şöyle rahat rahat bir 5 yıl, 6 yılını böyle rahat hani otobana girersiniz ya aracınızla. Nasıl belirli bir sürat yaparsınız. Onu bir türlü yakalayamadı. Merhaba değerli izleyenler. Bugün çok değerli bir konuğum var. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Alican Aksu bizlerle birlikte Haberler.com stüdyosunda. Bugün turizmin gidişatını değerlendireceğiz. Ali Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi günden biraz yoğun gerek faturalar evet, olsun evet. gerek Ukrayna ve Rusya'nın gerilimi olsun savaş başladı. Şimdi az önce turizmin gidişatı dedim ancak şimdi biraz daha açacak olursam bu elektrik faturalarından başlamak istiyorum. Enerji maliyetleri çok fazla yükseldi evet. ve şimdi bazı söylentiler var e, otelle konaklama fiyatlarında %100'den daha fazla bir artış yaşanacağı yönünde. Öncelikle bu değerlendirmelerle başlayabilir miyiz Tabii şimdi son e, elektrik zamlarıyla beraber özellikle tabii ki yani e, diğer ürünlerde de ciddi anlamda artış oldu ama maliyetler kısmını değerlendirdiğimiz zaman e, fakat en çok belirgin olan noktalardan bir tanesi hatta yani artık e, tesislerin olmazsa olmazı bütün hayati damarlarının aktığı şey elektrik hı hı. E, ve bu Elektrikte e, testlere yansıyan rakama baktığınız zaman hemen hemen %115 gibi bir rakam ciddi anlamda. Çok, fazla. çok Hı -hı. ciddi anlamda bir e, rakam yansıdı. E, maliyetlere de öbür kalan öbür maliyetlere çünkü turizm sektörü 54 sektörü barındıran bir sektör. Yani 54 farklı sektöre kaynak aktaran, finans aktaran tedarini oradan sağlayan bir sektör. Ki ülkenin de ekonomisini ciddi bir şekilde tabii. etkileyen tabii, bir tabii. sektör turizmi. E, fakat e, söylediğiniz şekilde maalesef şu andaki mevcut arz talep dengesinden dolayı e, tesisler, oteller e, kendi fiyat politikalarını, kendi satış fiyat politikalarını böyle %100 arttırma durumu söz konusu olamadı. Henüz daha Hı. baktığınız noktada yüzde yirmi %25 ile %30 arasında bir e, artış gözlemleniyor. Hı. Bu da tabii tatminkar mı derseniz tatminkar değil tabii. Evet. Şimdi özellikle yaza doğru müşteriler otellerde konaklamaya daha fazla başlayacak. Gerek yurt dışından olsun gerek yerli turistimiz olsun. Ve klimalarda da bir artış gözükecek. Tabii. Ki klimada hani enerjiyi çok fazla tüketen bir alet. Yani nasıl olacak şimdi otelciler bunun için bir önlem alacak mı? Ya mesela şu açıdan diyelim güneş paneline mi geçiş yapılacak elektrikte? Ya tabii ki şimdi şu şöyle bir durum var. Belki şimdi Türkiye'de farklı bir yatırımcı profili var. Hani hı hı. kiralık müesseseler var hı hı. ve yatırımları kendisine ait olan yatırımcı profili var. Yatırımları kendisine ait olanların belki böyle bir yatırım bedelini tolere etme durumu söz konusu hı hı. olabilir. Böyle bir güneş enerji sistemine geçiş sağlayabilir ama. Özellikle kiracılar uzun yıllar boyunca hem kira ödeyip hem yüklü bir maliyet planın altında ezilen firmaların bu işi, bu aksiyonu alması çok zor olacak. Evet. Ama mutlak bir şekilde tabii ki aslında sürdürülebilirlik, ondan sonra temiz enerji noktasına baktığımız zaman bu pahalılıktan yana değil, belki bu misyondan dolayı da zaten olması gereken evet. bu, tabii biraz da geç kalınıyor. Her dönemdeki olduğu gibi Türkiye'de de maalesef bu konular geç kalınıyor. Yani Antalya gibi bir yerde düşünün hala daha işte hidrofor sistemiyle su ısıtmaya çalışıyorsunuz ki yaklaşık 365 günün hemen hemen 280 günü güneş gören bir ilde yani güneşle su ısıtan bir kaynağın olmaması bile düşündürücü o noktada. Kesinlikle. Dolayısıyla bu maliyetlerin altında alternatif enerji mutlaka düşünülecektir diye düşünüyorum. Peki mesela örnek verecek olursak Aralık ayında veya Kasım ayında gelen hmm. faturalar nasıldı? Şimdi nasıl oldu? Şu anda Mart ayına girmek üzereyiz. Kasım'da çok fazla şey belli etmedi, hissettim ama Aralık'ın hmm. tabii ilk faturasında hmm. bir şok etkisi yarattı. Evet. Ciddi anlamda bir şok etkisi yarattı. Tesisler hmm. üzerine Hani 400 yaklaşık geçen hafta bir tesisteydim. Hı. 1 milyon 200 bin lira öderken 2.800'lük bir rakam gelmiş. Evet. Yani bunu finanse etmek bile, bunu planlamak bile çok zor. Evet. Yani Çoğu tesis bunun için muhtemelen enerji faturaları için ayrı bir kredi sistemi Hı. mi uygulayacak? veya olması gereken, belki devletin Hı. desteklemesi gereken, hükümetin desteklemesi gereken konuların başında bu gelmekte. Hı. Evet, bir an önce düzenlemeye girmesi gerekiyor tabii. yoksa orta hali insanlar da tatil yapamayacak gibi görünüyor. Kesinlikle. Doğru mu bu? Ya Fiyatları yansırsa tabii ki zorlaşacak. yani Fiyatlar yansıması durumunda bunun o testlerin birebir mukabilinde bunu fiyata yansıtması biraz da zor olacak ama olması durumunda da tabii ki tatil iç pazar için belki hayal olacaktır. Evet. E peki bunların yanı sıra e, şu anda turizmin e, asıl gidişatı ne yönde? Yani turizmciliğe şu anda nasıl bakılıyor aslında? Şimdi şöyle söyleyelim 2021'e baktığımız zaman 2021'de gerçekten hem şehir otelciliğinde hem e, sahil şehir lüks Lizot tarafında dediğimiz noktada çok güzel bir aslında e, bir ivme kazandı iyi bir e, doluluk yakalandı, iyi bir çalışma, iyi bir periyot yakalandı. Sezon hatta ocağa kadar sürdü. Sadece şehir otelciliğinde belki Ocak'tan sonra yani Aralık e, 31 Aralık'tan sonra Ocak'tan e, muhtemelen Nevruz dönemine kadar, Mart dönemine kadar bu düşüş devam edecek ama 2021 aslında tatminkardı. Gelir açısından tatminkardı. Zaten o gelirinde biraz daha böyle sarhoşluğuyla e, mali boyutlar çok fazla düşünülemedi o arada çünkü yavaştan yavaştan maliyetler noktasında böyle bir çıtanın yukarı doğru gittiğini gözlemleyebiliyoruz özellikle e, Ağustos Eylül Ekim Kasım aylarına doğru daha da bu hızlandığı ve en son ki tabi e, dolarda yaşanan o yüksek dalgalanmanın etkisiyle e, yukarıya doğru tırmanan fiyatlar bir de aşağı çekilmedi çekilemedi. E, Bununla ilgili böyle bir aksiyon alma durumu da söz konusu olamadı. Çünkü hmm. bir anda içeride bir operasyon yaşıyorsunuz, hızlı bir operasyon. 2000-3000 kişilik devasa tesisler içeride e, Bununla ilgili hani e, yapabileceğiniz, çünkü neticesinde o kahvaltıyı vermek zorundasınız, o yiyecekleri vermek zorundasınız, oda ısısını, oda suyunu, her şeyin o hizmeti vermek zorundasınız. Hem üretici yani, hem tüketici tabii. ciddi anlamda tabii, yansıdı. Tabii. Yani orada bir kısıtlamaya gitmek gibi böyle bir aksiyon söz konusu olamazdı. Ee, şu anda artık dönüp o tarafa baktığınız zaman şu anda işlerin e, tabii sahil kesiminde işler şu anda durmuş durumda. E, şehir otelciliğinde baktığınız zaman yüzde %35-40'lık bir doluluk oranları var. Kısmen de Mart'a kadar da sürücük olsa e, bu dönemde biraz daha e, ağır basıyor. Yani e, maliyetlerin altında tesisler ezilmeye başladı. Hı hı. Ama tabii ki ümitlerimiz mesela şehir otelci Mayıs ayı itibariyle bir yüksek çıkış bekliyoruz bekliyorsunuz ama şu anda durum değişebilir Çünkü Rusya ve Ukrayna Savaşı ne evet, yazık ki başladı evet. Tabii senaryo değişiyor bir anda evet. yani maalesef Türk turizminin kaderi olsa gerek yani hep iki ileri bir geri tarzında bir e, sekte bir de bu e, tarz e, işte depremlerden, savaşlardan, terör eylemlerinden, ekonomik krizlerden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Hı hı. Ee, geldiği için bugün tamamen böyle bir e, şok etkisi yaratmış durumda. E çünkü rakamlara baktığınız zaman e, hemen hemen birinci sırada Rus turisti ağırlıyoruz. İkinci sıraya baktığınız zaman Alm e, Ukraynalı turisti ağırlıyoruz ve bunlarla ilgili tabii belki bugün şu an için bir sonuç bildirgesi yayınlamak ya da bir eee ibare kullanmak bir şey olur ama varsayımlara dayanarak bir şey konuşursak eğer temennimiz uzun sürmemesi bu noktanın. İnşallah uzun sürmez. Olur. Uzun sürmesi noktasında tabii ki sezonumuz çok ciddi yara alır. hedeflediğimiz bir Hedef planlarımız vardı. Türk turizm gelirleri açısından e, bunlara e, ulaşma şansımız çok ciddi anlamda azalacaktır. Evet. Şimdi 2020'nin e, Mart ayında bizim ülkemizde pandemi ilan edilmiş. Evet. Aslında dünyada pandemi tabii daha önce ilan edilmişti ancak e, bazı sektörler maalesef ki sekteye uğradı. Bunlardan birisi de turizm oldu tabii. ve birçok yer maalesef ki kapanma eşiğine geldi, kapandı. Birçok yerde ayakta durmak için gerçekten büyük çaba sarf etti. Şimdi bu zaten ekonominin yanı sıra yerli turistimizin tatili yapıp yapamayacağı meçhul. Üstünde de Rusya-Ukrayna krizinden kaynaklanan bir durum olursa nasıl olacak? Yani onlar da mı iflas bayrağı çekecek? Ya tabii şimdi pandeminin etkisiyle beraber çoğu zaten tesis ciddi ara aldı. Özellikle de demin bahsettiğim yani... Ee... Şeyi olmayan, yedek akçesi olmayan diyelim hani ekonomik durumu olmayan tesisler, kiralık olan tesisler ciddi anlamda e, iflas etti o noktada. Evet. Yani e, tesislerini kapatmak zorunda kaldılar. Artı sektör çok daha farklı bir yere aldı. Yani o pandemi döneminde birçok personelini yitirdi. Özellikle kalifiye personeli sektör değiştirmeye başladı. Çünkü e, sürdürülebilir bir çalışma anlayışı oluşmuyordu. Yani 3 ay 6 e, ay çalış, 3 ay çalışma mantığıyla bunun e, yürümesi mümkün değildi. Şimdi sektör yarasını sarmaya çalışırken tabii ki gelirini arttırma yoluna bakacak. Fakat gelir arttırma noktasına baktığınız zaman bir, yani gözle görülür tabii iç pazar durumu var Türkiye'nin. Yani <laughs> içeride de tatil kültürü yüksek olan ciddi bir kitle var yani 5 milyona yakın bir kitle var. Hadi belki bu insanlar belki bazı zorluklarla pandemilerinin evdeki yarattığı hasarla kendini dışarı atma tatil ihtiyacını giderme adına muhtemelen belki bunu kredi kartlarıyla ya da kredilerle finanse etti şey yaptı ama bu süreçten sonra iç pazarda zor günler bekliyor yani iç pazar için ee, insanların tatil yapabilmesi biraz e, zorlaşmaya başlayacak. Şimdi aslında yurt dışına gitmek daha Anladım. mı hesaplı olacak? Yani uçak maliyetine, pasaportu vesaire saymazsak yani daha ucuza mı gelecektir? Yok onu söyleyemeyiz. <laughs> yani yurt dışında e, Türkiye'de yani bir hafta tatil yapmayı herhalde yurt dışında 3 öğün yemekle kıyaslayabiliriz. Yani o e şimdi döviz üstünden gidecek tabi tabi, olursak bizde fiyatlar ilgili, çok yükseldi, e, çıktı, indi. Şey yapacak olursak yani dünyanın en ekonomik e, ülkesi yine Türkiye. Evet Türkiye çok güzel yani, bir coğrafyaya sahip. Akdeniz'i, Ege'si her yeri çok güzel. Tabii yani Turist dünyada aslında bundan. dünyayla rekabet edebilecek bir yapıya sahibiz. Hı hı. Ama işte maalesef dediğimiz gibi bir türlü işte şartlar yakamızı rahat bırakmıyor. Yani bu tarz olumsuzluklar, savaşlar, terör hı hı. eylemleri, pandemi derken yani sektör şöyle rahat rahat bir 5 yıl 6 yılını böyle rahat hani otobana girersiniz ya aracınızla. Hı hı nasıl belirli bir sürat yaparsınız. Onu bir türlü yakalayamadı. Yani her yerde böyle bir tali yollar, bir şeyler çıktı, enkazlar çıktı, durdu. dolayısıyla dünyada da olmayan çok ciddi bir yatırım potansiyelimiz var Türkiye'de. Yani bakın 135 milyar dolara yakın şey var, tesislerimiz var. Bu ciddi bir tesis. Bu bu yaklaşık şu anda Türkiye'de 4.900 tane resmi belgeli otel var. 9000'e yakın da belediye otel e, dediğiniz zaman 13-14 bin tesis, 1.5 milyon çalış e, istihdamı kapı açan. 54 sektöre yaklaşık 7.3 milyar dolar finans aktaran bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Çok ciddi bir e, sektör bu ve bu sektör şöyle dediğimiz gibi vermiş olduğumuz o e, örnekteki gibi şöyle otobana bir çıksa böyle bir hızlansa ama biraz da e, sektörün de, e, altyapısının daha doğru biraz daha hazırlanarak. Yani çünkü sektörde de bazı sorunlar var. Hı hı. yani Çünkü mesela bir meslek yasası olmayan bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Yani bu sektörün bir meslek yasası yok yani tam da o konuya değinmek hı. istiyordum şimdi bu anlayışı nasıl buluyorsunuz hani çok büyük rakamlardan bahsettiniz tabii, tabii. ama demin o rakamları verme nedenim oydu evet. yani bunun artık farkında olmamız gerekiyor hı. bakın şu anda ülkemizin yaşadığı ekonomik krizin çıkış noktalarından bir tanesini nereye dandırıyoruz? 2022'nin işte 35 milyar 40 dolarlık gelir yakalayacağız olayı. Ciddi bir ev mi bu. Evet. Yani 35 o... milyar dolar demek. Tabii tabii. Yani hedef şu anda 30 milyon turist 35 milyar dolar gelir. Hı hı. Şimdi böyle bir olduğu bir noktada demin bahsettiğim gibi rakamları ifade ederken 135 milyar dolarlık yatırım var. Yılda 1,5 milyon istihdama kapı açıyor. 7.3 milyar dolar tedarik firmalarına kaynak aktarıyor. Elektriği, e, vergisi, suyu hariç bakın. Sadece tedarik firmalarına aktardığı rakamdan bahsediyorum. Şimdi böyle bir sektör olmuşken bu sektörün bu kadar başı boş bırakılması tabii bugün bugünün sorunu mu? Değil. Bugünkü bugünün sorunu değil. Yani bu e, şöyle hesaplayalım. Rahmetli Özal döneminde bir şey oldu yani e, ciddi bir hareketlenme oldu turizm alanında gerçekten bu kapıların tamamını rahmetli Turgut Özal açtı. Fakat 94'lü yıllardan sonra açarken şöyle bir iyi niyetin arkasında bir taslağı yoktu bunun. Bir altyapısı yoktu. Yani nasıl tesis yapma yani o zaman teşviklerdir, tahsislerdir. E, yeter ki otel yapın diye biliyorum. Çok ciddi teşvikler sunuldu. oldu fakat bu altyapıda kriterler noktasında kimse bakın şöyle şöyle bir tesis yapın, bunun bir altyapısı yazılsın, bir anayasası olsun falan tarzında hiçbir şey yoktu. Herkes istediği gibi, istediği ağacı devirebilir, istediği devasa tesisi yapabilir mantığı vardı. 94'lü yıllara geldiğiniz zaman baktık ki yani çok ciddi bir arz talep eski bizim. Alışa geldiğimiz bir şey vardı çok elit turist kitlemiz vardı yani o da kahvaltı alır otelde 3 tane alakattan yararlanır ya da çıkar o bölgenin işte yöresel ürün nedir tatları nelerdir gastronomi kültürünü tatmaya çıkar e, sektöre benim başladığım dönemlerde mesela bizim o tesisten otellerden günde 20 otobüs çıkardı sabah çıkarlardı akşam gelirlerdi ya da bazıları kalırdı. Nereye gidiyorlardı? Efes, Meryem Ana'ya giderlerdi. Bir gün, bir gün Pamukkale'ye giderlerdi. Ondan sonra Kapadokya'ya giderlerdi. Bunlar böyle turlar yapıp ondan sonra otele... yani 7 gün aslında bize ücretini ödüyordu. Hı hı. Ama bu turları tatilin parçası olarak görüyordu. Tabii şimdi her şey dahil sistemle beraber biz e, maalesef havalimanından direkt otele aldık hı hı. ve Bunları e, yine otelden direkt havalimanı bindirdik. Hiçbir şehir ekonomisine hiç en ufak bir katkısı yok. Evet. Artı dünya her şey dahil sistemden vazgeçmişken e, biz daha bu konsepti nasıl daha ilerletebiliriz? Yani her şey dahil dedik ama bir ultrası çıktı bunun. Evet. Yani ultrası daha da hani sabahtan hani akşam 11'e kadar değil de 24 saat bunlara nasıl bol çek kepçeyle bu da son e, 10 12 yıldır falan var tabii sanırsam tabii. değil mi? Tabii tabii. Tabii Yani e, ve tur operatörleri bizi bu sisteme zorladı. Çünkü kolay satılabilir bir şey ama bugünkü maliyetler kısmına baktığınız zaman mali bu maliyetlerle bu işin üstesinden gelmek mümkün değil. Artı ahlaki değer açısından da dünyada artık tüketimin çok çok düştüğü bir nokta, düşürülmesi gerektiği, bir ülkenin artık vizyon, misyonu olması gerektiği noktasında da bizim her şey dahil sistemini sürdürülebilir hale getirmemiz, bizim ülke olarak turizm açısından ayıbımız olacaktır. Bizim bu sistemden yavaş yavaş kopmamız gerekiyor. Çünkü Türk turizmini ucuzlatmaya kimsenin hakkı yok. Evet. Yani sonuç belli, ortaya çıkıyor. Yani neticesinde gelip yiyip, içen, yani 6 aylık bir süreçte şey yapan ve kapanan hı, hı. Yani orada oturup bunları çok ciddi analizlememiz lazım. Bakın Antalya'ya bakıyoruz. Antalya'da e, güya yüksek sezon. En yüksek sezon Antalya'da görülüyor. Fakat e, SGK verilerine baktığınız zaman Antalya'da bir turizm çalışanının e, çalıştığı 12 aydaki Ay oranı altı buçuk aydır. Yani geri kalan yaklaşık dört 4, 4 kaç ay kalıyor? Beş buçuk ayı şeyde kullanıyor. Yani kendi evinde kullanıyor. Evet. Orada tur, sürdürülebilir bir turizm anlayışı oluşmuyor. Ki zaten şu an aslında bu yine pandemiye değinmek istiyorum. Pandeminin ilan edilmesiyle birlikte evden çalışma oranlarında artış yaşandı ve durum böyle olunca da insanlar Ege'ye kaçmaya başladı. İşte yerleştirdiler Antalya'ya. Biraz turizm alanından çıktı gibi daha böyle yerleşim alanı oldu. <laughs> tabii tabii yani pandemi zaten pandemin bize bir öğretisi de oldu. <laughs> yani e, özellikle e, doğa içinde olmamız gerekiyor. Yani e, çoğu arkadaşımı biliyorum fanus gibi evde kendine balkonlu eve atma ihtiyacı hissetti. Ki düşünün artık tatil ihtiyacını kimse o beton arme devas bir şeyin içinde geçirmek çok istemedi. Evet. Yani zaten olması gereken, çeşitlendirmemiz gereken turizm ürünlerin başındaydı. Ekolojik turizm, doğa turizmi bunlar dünyanın talebi haline geldi. Şu anda e, dünya artık bu trende doğru gidiyor. E, bizim bunlara doğru yönelmemiz gerekiyor. Ama pandemi bunu aslında pandemi gelmiş geldiği gibi bize bazı öğretiler sundu. Bunlardan bizim ne kadar örnek alacağımız, ne kadar ne e, uygulayacağımız, e, bu mesajlardan ne anladığımızla ilgili bir konu. E, yani Mümin Ferit şahsı olarak benim e, algıladığım şu şu şey şu, doğayla savaşmayacaksın, doğayla iç içeği şey yaşayacaksın. Doğayla savaştığın anda bu savaşı her zaman doğa kazanacaktır. Hı hı. Bunu turizm tesisleri de oluşturursanız, doğayı katledirseniz... ...doğa gün gelir e, mutlaka hakkı olan şeyi sizden alacaktır. Evet. Dolayısıyla bana göre pandeminin en büyük öğretisi buydu. Hı hı. Doğayla dost olun. Şimdi çok güzel bir noktaya parmak bastınız Ali Bey. Yani şöyle... Şimdi doğadan bahsettiniz, az önce de betonla yaşamaktan bahsettiniz ve özellikle de bizim neslimizden bahsetmek istiyorum. Gençler olarak daha çok böyle doğayla iç içe tatil yapmayı tercih ediyoruz. Her şey dahil sistemi bizlere sıkıcı geliyor. Bu yüzden işte kamp yapanlar çok, karavanla tatile çıkanlar çok. Yani sizin aslında gelen ortalama müşteri yaşınız nedir? Etkiliyor mu bu turizm sektörünü çok? Ya şimdi şöyle bir aslında işin sosyolojik boyutu da var. Hı -hı. Yani buna da çok dikkat etmek lazım. Şimdi e, tatil yapan ailelerin arasında bir anket yapılmış. Hı hı. Özellikle bu anket e, hem Türkiye'de hem yurt dışında bazı aileler üzerinde. Yani tatil ihtiyacınızı kim belirliyor diye çocukların belirlediği ortaya çıkıyor. Tabii, e, Tatilin açılımını da çok doğru yapmak gerekiyor. Tatil aslında dinlenme amaçlı olması gereken bir evet. ana teması o olmalı bence. E, fakat çocuğun tam dolayı sürüklenen bir aile tatiline baktığınız zaman o kadar tesiste o kadar aksiyonlar uygulanıyor ki animasyonlar, çılgın e, kayaklar, şey yani hmm. Gece 7. Kalipe. günde yani çılgın bir çocuk tesisten çıkıyor. Böyle addedelim. edelim. o şekilde. Ailelere tabii sorulan soru şu. Yani dinlenebildiniz mi? Sorusuna hayır diyor. Hala daha diyor. kulağımda animasyonun gürültüsüyle uyanıyorum. Aradan bir ay geçmiş. Çünkü her sabah sanki hani hapishanedesiniz. Hapishanede kafanıza şey her sabah size bir marşla indiriyorlar, uyandırıyorlar. Çok yorucu. Hissi ciddi yorucu ve bir şey için koşturuyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, yemek için koşturuyorsunuz. Böyle bir, hep bir mücadele içindesiniz yani özgür değilsiniz. Yani sanki yemek bitecek hadi sıraya gireyim hissi. Dolayısıyla e, bunun da sosyolojik boyutu şudur yani Avrupa'da bu daha fazla okullarda e, verilme yani çocuk aslında çocuğun Enerjisini atmak için illa kaydıraktan kayması, çılgınca animasyon gürültüleri falan gerek yok yani. Hı hı. Fidan ekmeği de öğretebilirsiniz, toprakta yürümeyi de öğretebilirsiniz. Tabii ki yüzsün. Spor yapsın yüzsün, atölyeler düzenlensin, toprakla... çamurdan bir şeyler yapsın. Yani bu tarz... çalışmaların çocuk üzerinde daha çok etkisinin olduğu... Orta aslında edici. daha teknolojik değil de hani eskiyi biraz yansıtmak tabii. çocuk için aslında daha adapte edici olur. Tabii tabii. Daha yani güzel. Dolayısıyla bilinçli aileler bazen ekolojik böyle pastoral işletmeleri gidiyoruz, bakıyoruz. Hı -hı. Bakıyorum ki hakikaten Amerika'dan, İtalya'dan, İngiltere'den böyle çocuklarını almış gelmiş doğayı, hayvanları, canları, ekolojiyi, organik tarımı öğreten... Bir e, tatil yapma mesela Fethiye'de işte Kelebekler Vadisi buna bir örnek mesela. Evet. Gidin bakın genç çocuklar e, gönüllü olarak geliyor orada. E, hem tatilini yapıyorlar hem bir şeyler öğrenmeye yoluna bakıyorlar. E, bizim bu saatten sonra e, aslında şu olmalı biraz turisti unutmak lazım. Turist değil de seyah. Bizim ihtiyacımız olan aslında seyahlara ihtiyacımız var. Evet. Yani ekonomiyi kalkındıracak merak edecek, gidecek, hem kültür altyapısını hem gastronomik altyapısını keşfedecek. Bu tarz seyahatler hem daha çok kendileri mutlu olacaktır hem de bizim bir yandan ekonomimizi mutlu edecektir. Evet. Bir de keşke şöyle bir şey olsa, evcil hayvanlarımızla, dostlarımızla daha çok tatil yapabilsek istediğimiz evet. yerde. Evet. Bunu ben dok. Kaç yıllardaydı? 2005'lerde Çeşme'de Evcil Hayvan kabulü konseptini ilk ben yaptım Çeşme'de. Aa, öyle mi? Tabii tabii. Evet. E, 80 dönüm arazili bir yerde Ildır Köyü'nde bir tatil e, köyü vardı. E, o zaman hak, ne kadar ihtiyaç olduğunu, yani arabalarıyla, köpekleriyle, gel e, hayvanlarıyla gelen insanların beraber ihtiyaç Hissini beraber yapmalarını ne kadar ihtiyaç olduğunu o zaman şu değerini anlamıştım. Hı hı. E, hakikaten bizde de mesela öyle şu anda e, kendi evimizde de mesela köpeğimiz var, e, kedimiz var. Hadi kediyi biraz götürmek zor oluyor ama evet. yani köpeğimizle böyle tatili beraber yapma ihtiyacımız var. Çocuk yani, gibiler yani. yani bunu Hiçbir farkı yok. 7 gün birine emanet edemiyorsunuz e, artı hani e, ailenin bir bireyi bu. Kesinlikle. Sizinle de o tatili yapması gerekiyor. Dolayısıyla o konseptin daha çok yaygınlaşması gerektiği kanaatindeyim. İnşallah var şu anda yavaş yavaş başlayanlar var ama bunlara biraz daha şey böyle dışarıda barına koyar gibi değil de yine odasını alabilsin. Odasında beraber çünkü bazı konsept tasarımcılarının yapmış olduğu çalışmada yani dışarıda bir alanda tutalım bunları hmm. yine o yine uymuyor. Beraber olmak, iç içe nasıl evde yaşıyorsak onlarla beraber iç içe yaşayacağımız bir konsepte ihtiyaç var. Hmm. Bu da inşallah zamanla olacaktır diye düşünüyoruz. Umarım bu güzel gelişmeleri sizden duyarız. İnşallah evet. inşallah yavaş yavaş hmm. herkes zaten bir arayışın peşine koştu. Evet. Bugün de bunu siz de teşekkür ederim bunu açmanız da belki bir uyanışa sebep olduk. İnşallah. Umuyorum ki olmuşuzdur. İnşallah. Evet, verdiğiniz bilgiler bizim için çok değerliydi. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum Ali sağ olun, Bey. Sağ olun, sağ çok ben çok teşekkür ederim. Haberler.com ailesine güzel günler diliyorum. Turizme verdiğiniz önemden dolayı. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Umarım tüm dünya için güzel günler olur, yaşanacaktır. Savaşlar son bulur. Ekonomik anlamda da umarım daha iyiye gideriz. Evet değerli izleyenler, bugün çok değerli bir konuğum vardı. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Alican Aksu bizlerle birlikteydi. Kendisiyle turizmin gidişatını, elektrik faturalarını ve Rusya-Ukrayna arasındaki gerginliğe kadar birçok konuyu detaylandırdık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın haberler.com'da kalın. Thank you